Rida Han kazasının dosyasını hemen çıkarın. Zanlıyı içeri götürün. Baş üstüne. Otur şuraya. Burada bekle. Komiserim, lütfen. Bu çok önemli efendim. Süreyya Osman Abdullah'ı görmek zorundayım. Rica ediyorum. Tamam. Ama sadece 10 dakikan var. Tamam. Onu görebilirsin. Teşekkür ederim. Yenge. Lütfen ağlama yenge. Ben yanındayım. Osman Bey hep derdi ki bana, Alya yanındaysa eğer asla kötü bir şey olmaz. Yenge, merak etme. Ben hep senin ve dayımın yanındayım. Her şey beklenmedik bir hızla gelişti. Rehan geri döndü, polise ihbarda bulundu. Onlar da gelip seni tutukladı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ama buraya gelip seni görmek, yanında olduğumu söylemek zorundaydım. En kısa zamanda çıkman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana inanıyorum yenge. Sen bir insanı orada ölüme terk edecek biri değilsin. O gece ne olduğunu tam olarak bilmek zorundayım yenge. O kaza nasıl oldu? Anlat bana yenge. Ne zaman o geceyi düşünsem içim ürperir. Soğuk terler dökerim. 4 yıl önceydi. Zarina bir günlüğüne bombaya gelmişti. Bir konuda yardım istemişti. O gece çok fazla yardım aldım. Kabus gibiydi abla. Seni aramak zorunda kaldım. Bütün ümidimi yitirmiştim. Hindistan'a bu sabah geri döndüm. Adam hayatımı ızdıraba çevirdi benim. Osman Bey'in yüzüne nasıl bakarım bilmiyorum. Kim bilir bana ne gözle bakacak. Neticede yıllar sonra Hindistan'a sırf para istemek için geri döndüm. Osman Bey böyle şeylere itibar etmez. Ama ben mecbur kaldığını biliyorum. Buraya geldin çünkü sana yardım edecek başka kimse yok. İhtiyacın yoksa beni arama zahmetine bile girmezsin. Kocanı tanımam bile, adı nedir bilmem. O gece arabanın direksiyonunda ben vardım. Ve o bir anda önüme fırlamıştı. Bir de oğlum var, öyle değil mi? Bilal. Kocanın adı ne peki? Abla! Arabadan dışarı çıktım. Onu orada yerde yatarken gördüm. Kanlar içindeydi ve hareket etmiyordu. Yol ortasında öylece yatıyordu. Bir süre bekledim. Hareket eder diye umdum ama hiçbir şey olmadı. Belki de arabası arıza yapmıştı. Park lambaları açık değildi. Ve yol çok karanlıktı. Sokak lambaları da yanmıyordu. Uyan! Kendine gel! Belki de yüzük o sırada yere düşmüştü. Kadının yanına gidip nasıl olduğuna bakmak istedim ama Zarina bana engel oldu ve hemen eve gitmemizi söyledi. Hadi abla, gidelim buradan, hadi.
Zarina beni eve götürdü. Kur'an'ı el basarım ki o geceyi bir daha hiç konuşmadım. Ama o günden beri aklımdan hiç çıkmadı. Belki de oraya geri dönmeliydim dedim. Belki de zavallıcık hala hayattaydı, yaşıyordu. Ve ben yaşayıp yaşamadığına bile bakmamıştım. Belki de onun için bir şeyler yapabilirdim. Ama zavallı kız orada öldü. Ben de tam 4 yıldır... her gün biraz daha ölüyorum. Her gün biraz daha. Sana bir şey olmayacak anne. Asla izin vermem ben.